Evet arkadaşlar, şimdi çıktık. Geri dönüş yoluna doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Gel buraya. Millet geliyor şimdi. Havlayacaksın, beni kavga ettireceksin. Bekle. Hadi bakalım yürü. Kom. Ay. Maskot pezevenk ya. Koş 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 Tyson. Tyson bu tarafa. İn. Ay. Gel bu tarafa. Gel korkma. Evet arkadaşlar, kardeşiniz Berkay konuşuyor. Şimdi çok güzel bir yerdeyim. Gördüğünüz gibi. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Almanya'daki yaşantım hakkında bilgiler veriyorum oğlum size. Birazcık kafanızı açın. Beyin göçünüzü tamamlayın artık yani. Şimdi Münsterbrücke diye bir yerdeyiz. Ben burayı çok seviyorum. Aşırı güzel bir yer. Ben bayılıyorum abi. Şu arkamda gördüğünüz köprü var ya, 500 senelik arkadaşlar. 550 yıllık köprü. Adamlar yapmış. Şimdi diğer videolarda göreceğiniz gibi buraları da çektim size. Tyson'la birlikte geldik. Evden kovulduk. Vallahi güzel oldu. Mis gibi oldu. Belki buradan spora giderim. Belki buradan bilmiyorum başka bir yere de gidebilirim. Ama çok güzel yerler var gördüğünüz gibi. Pazar günümüzü böyle değerlendiriyoruz. Millet de zaten yavaş yavaş gelmiş kahvaltısını. Şu arkada gördüğünüz yerde buranın böyle kafesi gibi yapmışlar. Eski bir binaymış ama daha sonra da işte çelik bir şeylerle, hani turistik açıdan daha güzel böyle bir yer yapmışlar. Ama çok güzel. Çok yağmur yağdığından buradaki su seviyesi falan da artmış arkadaşlar. Bayağı bir artmış. Buralara falan hep şeyler falan, barikat koymuşlar. Dolaştık, gezdik. Güzel oldu yani. Pazar günümüzde evde de baldız partisi var. Bütün kızlar toplanmışlar. Takılıyorlar. Ben de Tyson'ı aldım. Buraya geldim. Buradan da bakacağım artık. Bir yerlere kaçarım herhalde. Başka bir yerlere de gidebilirim. Bilmiyorum. Ayaklarım falan şey oldu. Yani beyaz ayakkabı giydim. Çimler falan da böyle yağmurdan dolayı çamur olmuş. Yapacak bir şey yok. İdare edeceğiz yani. Ondan sonra arabayı da ileriye bıraktım. Belki o tarafa doğru da yürüyeceğim. Biraz buraları göstereyim istedim size. İnsanlar zaten aşağıda falan hep böyle fotoğraf falan çekiyor. Yani çok güzel abi, şu köprü tam görünüyor değil mi? Aynen, köprü görülüyor. Çok güzel abi. Ya doğayı falan seviyorsanız zaten arkadaşlar, doğayı falan seviyorsanız buralara geleceksiniz yani. Buralara şey yapacaksınız yani, görün. Ya Almanya sadece yaşantıdan ibaret ya da ne bileyim şeyden ibaret değil, böyle hani imkanlardan ibaret değil. Almanya arkadaşlar böyle sosyal çevreleriyle de, sosyal parkları, doğal güzellikleri, mimarileri, her şeyle güzel yani, anladın mı? Yani buraya sadece para kazanma, sadece böyle hani maddi açıdan bakmayacaksın. Yaşadığınız hiçbir ülkeye. İstersen git Las Vegas'ta yaşa. Las Vegas'ta gideceğin yerler kısıtlı bırakmayacaksın. Oranın tarihine bakacaksın. Ne bileyim hani bir yerde ne var, şuraya kim gelmiş, buraya kim gelmiş. Ne bileyim şurada kim çıkmış, şurada ne olmuş, şu ışıklarda ne olmuş falan gibisinden. Biraz böyle tarih bakımından şeylerinizi yapın yani diye söylüyorum bence. Ben öyle yapıyorum yani, öyle Almanya'da iyi para kazanıyoruz, eyvallah. Evimiz, barkımız, arabalarımız, eyvallah. Güzel bir çocuk, hani böyle aile yaşantını güzel sürdürüyorsun, tamam, ona da eyvallah. Ama gelip de buraları böyle yani gezip görmezsen, yapmazsan nasıl olacak abi bu? Yani Almanya'ya geldim, Almanya'da yaşam. Herkes kanal açmış zaten. Almanya'da yaşam. Ama hep bakıyorsun abi, hep kötüleme, hep şey. Oğlum biraz böyle şeyler yapın. Bıkmadınız mı oğlum araba videolarından? Ya Süleyman abim galerici bir abi. Yani gidip 50 tanesi Ferrari şeyi mi çekeyim? Almanya'da Ferrari fiyatları diye video mu çekeyim yani? Birazcık arkadaşlar sosyalleşin. Birazcık sosyal kanalları, sadece benim için demiyorum. Başka kanalları da şey yapın, anladın mı? Başka böyle sosyal, size
güzel şeyler katacak, güzel şeyler gösterecek, sizin fikirlerinize yarayacak şeyleri takip edin. Saçma sapan adam sallıyor Tayyip Erdoğan'a. Ya sana ne yaptı oğlum? Ananı mı dürttü yani? Onun sayesinde sen buraya gelebiliyorsun. Onun ülkesinin sayesinde, Türkiye'mizin sayesinde. Şu anda başta oysa onun ülkesi abi yani. O yönetiyor, o şey yapıyor. Biraz nankör olmayın abi. Particilik marticilik değil benim yapmak istediğim ama birazcık edepli olun be abi. Geçen Hakan Şükür'ün yayınını izliyorum. Adamın söylemediklerini bırakmıyorlar. Oğlum sen olayın içinde misin? Nedir ne değildir biliyor musun? Allah göstermesin. Yarın öbür gün sana mı iftira atsalar? Şimdi devlet tamam kendine haklı. Eyvallah. Biz onların arasına girme şeyimiz yok. Adam futbol yorumluyor oğlum. Futbol dinleyelim ya. Sergen Yalçın gelmiş Beşiktaş'ımıza. Sen oradan kalkıyorsun. FETÖ'cüyü kaç para kaptırdın? Yok ya. Ananızın nikahı ulan. Oğlum şu kanallarda siyasete girmeyin ya. Bakın keyfinize be abi. Hayat güzel. Yemin ederim güzel ya. Al abi. Daha ne yapacaksın ya? Ah yaşa. Al abi. Hayat böyle güzel. Bana göre böyle güzel. Başkası gider karı kız kovalar. Başkası gider ne bileyim abi araba modifiye eder. Başkası gider abi karı parası yer. Başkası gider ne bileyim abi başka şeylerle uğraşır. Herkesin hayatının yaşama tarzı farklı arkadaşlar. Anladınız mı? Başkası lüks yaşar. Başkası yar durur. Neyse sinirlendim gene ya. Hadi kendinize popüler davranın. Hadi bay bay. Arkadaşlar demirden buranın krokisi bakın. 100 metreymiş arkadaşlar. Köprü 100 metreymiş. Yani şu köprü bir uçtan bir uca aradaki mesafesi 100 metreymiş arkadaşlar. Madeni demirden yapmışlar. Bakın burada park plaslar işte ne bileyim şeyleri falan bildirmişler. Ayrıca amalar için de yani gözleri görmeyenler için de buraları şey yapmışlar. Size bakın şöyle göstereyim. Şu anda biz buradayız arkadaşlar. Bakın tam şuradayız. Tam buradayız. Bunu demirden yapmışlar. İnanılmaz derecede güzel. Bakın şöyle. Çünkü neden demirden yapmışlar abi? Burası demir şeyiymiş. Yani sanırım şu aile şuradaki aile yapmış olabilir arkadaşlar. Yani bilmiyorum tam olarak da bunu şey yapmamız lazım. Bakın şu kadar da bir arazi içinde dolaşabiliyor musunuz burada? Bakın. Çok güzel. Size bunu da böyle göstereyim dedim. Bakın nereleri nerelere bağlıyormuş bakın. Bakın abi kaç tane şeye gidiyorum. Zollingen'den Remscheid'e her yere gidiyormuş arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi gidiyoruz bay bay. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bakın bu demir atölyesi. Bakın size tarihini göstereceğim. Yani başlangıçta söyledim ama. 1574 yılında yapılmış arkadaşlar bu bina. 1574 yılında insanlar burada bakın yani anten üretiyormuş bakın. Şeyler her şeyi yapıyorlarmış yani. Bakın bunları her şeyi yani yapıyorlarmış. Bakın burada şey bile var. Böyle bahçeye kuruyorsunuz falan ya. Her şey var arkadaşlar bakın. Ya büyük bir ihtimal bu şeyin de köprünün de şeyini madenini sanırım bunlar karşılamış olabilir. Bakın arkadaşlar çok güzel. 1574. Wow. Bakın arkadaşlar 1574. Wow. Tarih. Tarih, tarih, tarih. Başka hiçbir şey demiyorum. Gene tren geliyor. Size bu sefer zoomlayacağım arkadaşlar. Evet, bay bay. Hadi bakalım devam. Hadi arabaya gidiyoruz şimdi de. Hadi bakalım. Koş oğlum. Aferin benim Tyson'ıma. Güzel oğlum benim.
Hatta bakın şurada da varmış. Tyson gel. Bakın arkadaşlar. 1574. Görüyor musunuz? O zamanlarda %75 oranında arkadaşlar bu balıklardan varmış bu akarsuda. Yani bu nehir mi diyorlar, ne diyorlar artık anlamıyorum. Ama çok fena ya. Aşırı fena. Çok güzel. Çok güzel. Vallahi billahi. Hadi devam. Evet arkadaşlar, bugünü de böyle geçirdik. Pazar günümüzü. Buraya gelmeyi çok istiyordum. Bakın böyle mesela adamlar o kadar düşünceli ki, bakın buradaki şeylere bile kuş şeyleri yapıyorlar. Kuşlar da faydalansın falan gibisinden. Bu binanın da arkadaşlar bahçesi burası. Çok güzel. Şimdi yürüyelim. Belki öbür tarafa doğru da gideriz. Tam bilmiyorum. Bakarız. Ama Allah'tan yağmur yağmadı. İyi, bayağı bir yürüdük. Güzel oldu yani. Tyson'da değişiklik oldu. Buraya otobüs de geliyor arkadaşlar bu arada. Yani başka şehirlerden falan da bindiğiniz zaman tabii aktarma falan yapmanız gerekecek. Onun için şey yapabilirsiniz. Bakın abi, kaç senelik evler bunlar, bakın. Kaç senelik evler yani. Ama hala tadilat görülüyor. Bunu bayağı sökmüşler falan şeyini. Kapısını mapısını yenilemişler. Ve hala odun yakıyorlar arkadaşlar. Buradaki kömür falan kullanıyor. Çok güzel yapmışlar ya. Vallahi billah. Evet. Şimdi tekrardan geldiğimiz yere gideceğiz arkadaşlar. Arabayı biliyorsunuz şeye bıraktık. Adamların ocağı yanıyormuş. Dur Tyson, bekle oğlum. Otobüs geliyor. Bekle Tyson, bekle. Şimdi size şöyle otobüsü de göstereyim. Bakın. Otobüs. Otobüs. Hay danke. Adam el yapıyor. Adam böyle yapıyor. Ya insanlar sıcak abi, siz böyle Almanları falan şey sanıyorsunuz belki ama adamlar sıcak kanlılar abi. Size böyle hani bir giderleri, bir şeyleri yok. O yüzden kafanıza göre takılacaksınız. Çok güzel arkadaşlar, doğası. Böyle oh, ciğerleriniz şu anda mis gibi tertemiz havayla doluyor. Şimdi Türkiye, İstanbul'dakilere soruyorum abi. Buradan kardeşlerime sesleniyorum. Bekle, bekle, bekle. Gel, come in. Buradan kardeşlerime sesleniyorum. Siz ne yapıyorsunuz yani? Nerede gidiyorsunuz? Şimdi bu havaları nasıl değerlendirirdiniz? Yorum olarak belirtin arkadaşlar. Korkunç güzellikte yerler. Ya bu, mesela şu da var. Hani bunlar böyle çok uzak yerlerde değil yaşadığınız evlere, yaşadığınız şehirlere. Hemen benim evimden ne kadar? 5 dakika falan. Arabayla. Yani buraya arabayla bile değil, bisikletle falan inenler var arkadaşlar yazın. Bisikletle falan iniyorlar abi. Geliyorlar. Takılıyorlar. Yani çok böyle bir evham yapmanıza gerek yok yani. Yol yordan bilmenize de gerek yok. Almanca bilmenize gerek yok be abi. Almanca böyle kasmanıza gerek yok. Al İsviçre'den gelmişler. Bak burayı mesela, tarihi merak etmişler. Dönüyorlar abi adamlar. Buraları falan ama hep şey yapmışlar. Herhalde buraya genişletme şeyi var. Çalışması yapıyorlar çaktırmadan. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha değişik videolarda gelecek biliyorsunuz. Size birazcık Almanya'nın fırlamalıklarını öğretiyorum. Ya öğretmeyi, göstermeye çalışıyorum. Daha da fazlasını yapacağız. Devam. Kendinize popüler davranın. Hadi bay bay. Arkadaşlar size bunu da göstermek istiyorum. Mesela buradasınız ya. Mesela burası 10. bölge. Mesela ben burada nerede olduğumu falan ya da burası neresi diye merak ediyorum ya, bakın. Demirin üstüne çıkıyorsun, demir sana buranın tarihini anlatıyor arkadaşlar. Tamam bebeğim, tamam anladım, okey. Arkadaşlar görüyorsunuz ya. Yani her gün yeni bir şey böyle görüyorsunuz. Her gün yeni bir şey öğreniyorsunuz. Almanya'da vahşi yaşam. Hadi bakalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi arabaya doğru gidiyoruz.
Taysun'im eve gidince bıcı bıcı yap, tamam mı? Ayaklarını bir temizleyelim senin. Tırnakların da uzadı. Aferin benim oğlum. Evet arkadaşlar, arabayı da zaten buraya bırakmıştık. Şöyle gidelim. Arabamıza doğru gidelim. Şuradan da arkadaşlar, şu yolun yanından da bakın. Şuradan da mesela bisiklet yolu yapabiliyorsunuz. Yani bisiklete binebiliyorsunuz. Ya, bisikletinizle gelip buradan takılabiliyorsunuz. Zaten ilk geldiğimizde gördünüz. Bayağı bir bisiklet şeyi vardı. Hala şansımıza bugün dolu değil. Normalde burada dolu oluyor. Bir de biraz daha ileride arkadaşlar. Yani şu tarafta, şunun arka tarafında kanolara ile gelip şey yapıyorlar. O rafting mafting yapıyorlar. İlginç şekilde. Güzel yani. Evet. Arabamıza gidiyoruz arkadaşlar. Orada bekliyor. Tyson bekle. Bekle babacığım. Tyson bleib. Bir kendine gel bakalım. Dur. Şunu bir çıkartalım. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım şimdi de. Bakın burası da böyle park yerleri. Eşekleme. Yani burası var, yanı var, öbür tarafı var. Bunu devamlı böyle buralara koymuşlar. Cep cep yapmışlar. Gelip buraya mesela sıkıştığınız zaman, şey yaptığınız zaman gelip takılabiliyorsunuz yani. Bırakabiliyorsunuz arabanızı. Yürüyebiliyorsunuz. Hiçbir ücret de vermiyorsunuz yani, farkındaysanız. Hadi bakalım. Görüşürüz.